Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşam senin dediğini yapıyorum. Bu akşamki dersi belirleyen Esad diyeyim. Bu istedi. Ben burayı yapmayacaktım. İmam Hatip mezunusun değil mi? Evet. Ha. Şimdi makine mi, inşaat mı? İnşaat. İnşaatta. Tamam, bunu istemen şey için söylemiyorum da, bu dersin için istedin diye. İnşaatta. İnşaatta değil mi? Hı. Makine, inşaat. 184. Ölçtüm, biçtim dedim ya, neyse yapayım biraz. Şey gelecek ama. 184 mektubat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden en büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an'la ne yaptı? Çok konuşuluyor Kur'an hakkında ama dört ana temelde toplamış bir özelliği var. İkinci nükte, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihrin revacı olduğundan, Hazreti Musa Aleyhisselam'da sihir revaçtaydı. Sihir. Sihri neyle iptal etti Musa Aleyhisselam? Hatırlayan var mı? Asa. Asa. Asa'nın öne çıkan üç tane sıfatı var. En fazla, yani sihirleri ona iptal edermiş ama üç tane hadislerde ve Kur'an'da üç tane şey var. Onu hesaplayabilir miyiz abi? O asa üç tane çok belirgin ne yapmıştı? Bir, su çıkarıyor bir. Sihri iptal ediyor. Yani o sihirbazların sihrini. Üçüncü hatırlayın. Denizi yardı. Peki, konumuz o değil. Kur'an ayetinin her bir ayetin mutadit manası var. Ne demek? Mutadit. Değişik. Aynı ayetin ama. Her bir ayetin mutadit manası var. Çok manası var. Çok. Mesela bedeni anlatırken aynı ayette ruhu anlatıyor. Dünyayı anlatırken ahireti de aynı anda anlatıyor. Fikirleri inşa ederken ruhları tatmin ediyor. Hukuktan bahsederken, miras hukukundan ruha gıda oluyor. Aynı ayet cinleri kovuyor. Aynı ayetin harflerinde, harfler biliyorsunuz tabiat, dört tabiatı var. Toprak, ateş, su, hava. Her bir harfin tabiatı var, tabiatı. Vav, nun, elif, b, t, s. Her bir harfin tabiatı var. Bazıları ateş tabiatlıdır, harf. Mesela cehennemi anlatan ayetlerde ateş tabiatlı harfler kullanılır. Kur'an'da o ayetler zor okunur. Mesela cennetten bahseden ayetlerde su ve hava tabiatlı harf kullanılıyor. Onlar su gibi okunur. Duymuş muydun? Bazı şeyler var mesela, çoğaltmak, fikri imal etmek, tefekkür. İçtimai hayatta zenginlik katmak, yani bir kanun söyler, yani konumuz o değil de nereden girdiğimse. Yani öyle bir ölçüler getirir ki her zamanda hukuk oluyor. Bu da toprak, çoğaltan, tabiatlı ayetler kullanıyor. Tamam arkadaşlar, Musa Aleyhisselam'ın da sihri iptal eden asası vardı. Ama en çok öne çıkan üç tane özelliği var. Bir, Firavun kendi kavmi içindeki sihirbazları değil yalnız. Etraf devletlerdeki bütün sihirbazları da çağırmış. Biliyor muydun sonu? Bütün sihirbazları çağırmış. Sihirlerini atmış. Yılan olmuş. Musa Aleyhisselam onu görünce haf etti diyor.
dehşete kapıldı. Çekti döndü gidiyor diyor ayette. Musa ya, Ulul Azm peygamber ya. Ahmet Mehmet değil biliyor musunuz? Ulul Azm peygamber. Dört büyük kitap verilerinden bir tanesi. O yılanları görünce sihirbazları döndü. Türkçesiyle korktu yani. Haf etti yani. Allah kalbine sükunet indirdi. Dön ya Musa. Peygamberler korkmaz dedi. Bir cesaret koydu. Ben sana asa verdim. Git asana at dedi ya. Bunun asası canavar oldu. Hepsini yuttu. Peki ne diyor? Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir ayet de küllidir. Her asırda ifradı bulunur. Bu asırda da ifradı bulunur. Musa Aleyhisselam'ın sihiri ve Firavun'un sihirbazları ve çeşitli devletlerin sihirbazları ortaya koydular. Musa Aleyhisselam tek bir asası var. At ya Musa dedi. Hepsini yuttu. Adamlar ortada kaldı. Uygulayalım mı? Firavun'da maksat rejim ve Süfyan. Süfyan bütünlüğü, Süfyaniyet. Dört, hani içeriği değil, bütünlük. Süfyaniyet, rejim. Sihirbazlar, diş devletlerin güçleri, meziyetleri, özellikleri. Asın Musa'sı, yani temsilcisi, ya asın Musa'sının temsilcisi, asanı, halkını sokağa bırak. At asanı, sihirbazların sihirlerini yutsun. Yılanlarını yutsun. Bütün dünya yedi düveller devletlerin sihirlerini Musa'nın asası sokağa attı yani çık at dedi. O da attı asasını. O asa hep yuttu. Bir mana masadaki budur diyemeyiz. Bunu söylemek istiyor diye demiyor. Mana mertebesinde bir mana budur. Bu aslında böyle yorumlanır. Çeşitli şekilde. İkinci, aynı Musa arkasından daha takip ediyor zalim. Sinsi takip ediyor. Bilmiyordu Musa. Geldi artık zor durumda kaldı. Musa asanı suya vur diyor. Yardı, geçti. Ötekisi ise ortasında kaldı, boğuldu. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, Mehdi diyor, Bizans'tan ve sudan uzak, Bizans'ın içine karadan, sudan uzak su var. Ama suda nasıl yapacaksa karadan bir yol yapar diyor. Tekbirlerle diyor, ümmetini geçirir diyor. Çıktığı yerde diyor, 12 tane burç var diyor. Ve Allah'ın evini, mescidi, camileri inşa ve ihya eder diyor. Üsküdar'dan açıldı Marmara. Tekbirlerle açıldı. Bayraklılardır diyor. İnan hadiste geçiyor ya. Eğer demediği halde dersem cehennemde yerini hazırlar diyor. Hadis-i şerifte peygamberimiz. Bunu bilen insanım yani. Bu hadisi bilen insan olarak söylüyorum. Bayraklılardır diyor. Tekbirlerle diyor. Karadan bir yol açar Bizans'ın içine diyor. Bizans'ın içine. Sur'un içine. Çıktığı yerde 12 burç var. Gitseydim bundan sayayım. 1, 2, 3. O var ya bu Bizans'ın kalesi. 12 tane burç var. Git say. Oradan. Çıktı yerde cami inşa edin. Bakın o açılışta dikkat edin. Kazlı Çeşme'deki meydandaki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ilk defa İstanbul'a ilk cami orasıdır. Bizans'ın elindeyken krallar arasında böyle centilmenlik ve şeyler vardı ya. Fatih'e şey yaptırmışlar. O Bizans'ın dışında, surun dışında. Orada bir mescit gibi büyük bir cami de. Yani büyüğe göre mescit gibi. Tam o anda açılışta da dikkat ederseniz resimde şey var. İnşaat yani tadilat var yapılıyordu. Neyle açtı? Asasıyla açtı. Halkıyla. Ondan sonra bu asa çorak yerlerde taş toprak yerlerde su çıkartıyordu. Afrika'da yani Müslümanlara aşağıya. Afrika'da her kabile üçer tane kuyu kazılmış. Çorak, ağaç yok, bir şey yok.
Adamlara su çıkartmış. Gene Musa'nın vekili o asayı kullandı. Halkının kullanır. Ya ama nasıl masadakları tutuyor ya. Ben uydurmadım bunu. Hadise böyle gözüküyor. Peki Kur'an'ın mutadit manası var. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana da küllidir. Her asırda efradı bulunur. Efradını bul o zaman. Yok diyorsa. Peki doğru mudur bu? Hayır. Bu söylediğim yanlıştır. Ne zamana kadar doğrudur? Doğrusu bulunana kadar. Söylediğim yanlış, doğrusu bulunana kadar doğrudur. Yok değil, böyledir. Güzel daha bir tevili varsa, o çıkana kadar bu yanlışım doğrudur. Doğrusu çıkana kadar yanlışım doğrudur. Ama cahillik yapıp da, yok canım öyle değil, tamam, hangisidir? Bilmem. O zaman sus. Böyle belagat yok. Böyle izah yok. Bu izah değildir. Hazreti Ali öyle söylüyor. Çare sunulmayan tenkit tahriptir diyor. Alternatifi uydurukçasıyla alternatif olmayan bir eleştiri tahriptir. Cehalettir. Kimse seni kale almaz. Doğrusu bulunana kadar yanlışın doğrudur. Şimdi niçin anlaşıldı? Bu değil konumuz. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında sihir revaçta olduğunda. Sihir revaçtaydı. Böylelikle. Onlar ortada var. Şimdi dedim ki bir yere gittim. Saraçhane'ye. Oradaki yöneticiyi anlattım. Hocam ne konuşacaksın dedi. Bunu anlatacağım. Hocam dedi Türkiye alt üst olur dedi ya. Bu meydanda bunu dersen dedi. Kendisi de ilahiyat müşeri. Hocam bu ne biçim şeydi ya? O peki dedi, ben orayı anlayamadım ama ötekisi boğuldu dedi. O dedi asayı açtı, deniz açıldı geçti ama ötekisi boğuldu. Nasıl dedi, onu ne demek o zaman onu da izah et dedi. Dedim hay hasetinden, gayzından o kadar geberdiler ki geçerken bile şartel indiriyorlardı. Gayzlarından geberdiler içeride. Şartel indiriyorlar, bilmem ne yapıyor, engel yaptılar, makasla kestiler, açılış amanı. Gayz ve nefret ve öfkeleri kendilerini yuttu diyor. Hadiste var yani, öfke kendilerini yedi diyor. Dedi ya bunu dedi, yayın yapılıyor dedi. Bu dedi şabursa çok acayip bir şey olur dedi. Adam ben bunu yüklenemem dedi, şeyini alamam dedi. Mesuliyetini alamam dedi. Çok acayip bir şey dedi ya. Bu asura nasıl tatbik edilmiş dedi ya. Onlar tam çıkıyordum bir dakika dedi. Neyse arkadan geldiler. Sonra başka bir yere götürdüler beni. Bir daha anlatsana burada dedi ya. Bilmiyorum ne yapacaklar bilmiyor. Yani asrın şeyi. Şimdi gelelim Kur'an şeyine geleceğiz. Benim haber dinlemediğim için ben haber dinlemem kardeşim. Bir şey meşgul olmam kardeşim. Bilmem yani. Onun için kafam sakin ve asude. İşgal altında olmadığı için net gözükebiliyor. Ben dinlemem kardeşim. Yalan mı söylüyorum size? Bak Zeytinburnu'ndan 2,5 saatte geldim. Bir defa haber açmadım arabada. Dinlemiyorum kardeşim. İşgal altındayım. İşgal ediyor seni. İnanıyorsun, öyle düşünüyorsun. O malzemelerle düşünüyorsun. Benim radyodan, şuradan buradan gelen malzemelerle düşünmüyorum. Olduğundan mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldi. Niçin anlattım? Şimdi peygamberin, Kur'an'ın 4 tane temelde mucizesi var. Çok hoşunuza gidecek. Psikolojiye gireceğim burada. Buhran, bunalım, panik atak, gece yatamıyorum. Canım sıkılı, baş ağrısı, göğüs kafesim ağrıyor, tamam mı? İkili bir ölüm senaryoları geliyor, onlara gireceğim yani. Şimdi buna niye girdim? Her bir peygamberin kitabı ve peygamberlerin mucizesi bulunduğu dönemde en revaçta ne vardı? Ondan geliyor. Şimdi bu arada da izah ettim. O kadar. Tamam. Şimdi bu konumuz o değil. Ah konumuz olsa da 20. sözden bir girsen bunun detayına. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam. Tamam. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğunda mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi putlaştırılmış. Nasıl girmeyeyim ben? Biraz bir parça gireyim şimdi. İsa Aleyhisselam mucizesi tıptı. Körleri, ağmaları açardı.
cüzam hastaları düzelirdi. Nöbet tutanları düzeltirdi. Ölüler dirilirdi. Tıbbı putlaştırmışlardı. İsa Aleyhisselam mucizesi bundan geldi. Şimdi de beden putlaştırıldı. Alternatif tıp. Herkes yok kan grubuna göre diyet. Yok kilona şöyle. Yani putlaştırılmış. Şimdi tıp yani beden uzun yaşamak putlaştırılmış. Put. Beden putlaştırılmış. Ustad da diyor ki hissi, nefsi, cisim galip eder. Ruhu mağlup eder. Ruhu mağlup eder. Ve ruh kendisiyle meşgul olur ve bloke eder. Beden hayat. Bedeni hayat. Hıfz hayat cihazı. Zevki hayat cihazı. Hayat esas alınmış. Beden hayatı. Ruh kale alınmıyor. Aman ah. Ne? Nabız. Allah Allah. Tansiyonu şu. Putlaştırılmış. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam bu sefer geldi dedi ki esas bu değil. Putlaştım. Bu değil. Nedir o? Hissi, nefsi, cisim galip eder diyor. Beden ruhu meşgul eder. Ruhsal ihtiyaçlarını hissetmez insan. Ruhsal ihtiyaçlarını hissetmeyince ruhsal sorunların çözümü ne gidemiyorsun. Bu sefer iyi değilim. Canım sıkılmış. Başım ağrıyor devam. Yani bir sürü psikolojik sorunlar var. Bedensel zannediyor. Ve size de ne veriliyor? Hap veriliyor. Hap da aklı devre dışı yapıyor. Ve bugünkü tıp acizliği, psikoloji sorunun çaresi hap veriyor. Ne yapıyor hapta? Aklı devre dışı yapıyor. Düşünemez, hissedemez, hareket edemez hale bırakıyor. Tam tersi nedir? Bunun çaresi bu değildir. Aklı aktif etmektir ama doğru istikametine koymaktır. Zaten akıl kullanılmadığı için bu hale geliyor. Doğru bir akıl, doğru bir malzemeyle, doğru bir hedefe göre konulursa, yani aklı hedefe koyarsan, o akıl onu bloke eder. Bir misal söyleyeyim kendi hayatımda. Şeyi kaçırdın, erken gelecek Musa Aleyhisselam'ın asası. Yani konumuz bu değil, konumuza geleceğiz. Kur'an'ın 4 şeyi var. Mesela ben kendi hayatımdan söyleyeyim bu şeyden. Elhamdülillah bedensel hiçbir sorunum yok zannediyorum en azından. Hiç doktora metre, check-up falan hiç yaptırmamışım da. Bu kadar etrafımda insan olduğu halde. Yaptırmamışım. Şimdi sıkıntı basıyor bize de. Sıkıntı. Bayağı sardı. Dedim ya bir cüz okuyayım. Bir cüz okudum. Epey gitti. Dedim İzbul Kur'an'ımı okuyayım. Bak Yaşar. Epey de gitti. İyi tecrübem var yani nasıl gideceğini. Ondan sonra Hizbul Hakkaik-i Nure'yi de okudum. Gene %10-20 kaldı. Ulan hepsi gitmesi lazım. Kuş gibi olmam lazım ya. Yerimde durmamam lazım. Ulan niye onda 10 kaldı %10? Bunları darmadağın etti. Oturdum masama. Dersime çalışmaya başladım. Dersim zan. Risale-i Nur'dan defter. Bunu gönderen ve yazdırtan Allah'a yemin ederim ki, Allah da yemin ettiği için yemin ediyorum. Tamam? Yalana şahitlik yapılırsa Allah kafir olur. Bunu bilen insan olarak söylüyorum. Zana baktım, çalışmaya başladım. O vardı ya böyle %20 böyle kastı kalmıştı. Başladı. Bir 10 dakika geçip geçmedi. Zana çalışıyorum. Dersime çalışıyorum. Kargasını bitirdim bu arada. Kabasını bitirdim. Temize çekiyorum. Tamam mı? İnsanlara ne kadarını vereceğim? 10 dakika geçti. Allah Allah. Başladım gülmeye. Ulan neredesiniz lan dedim. Sıkıntı neredesin lan? Mum gibi ara bulamazsın. Yok adam yok. Ben de başladı rahatlık değil. Gülmek. Nasıl gülüyorum? Gülüyorum yani. Çünkü ben uydurukçasıyla tanık oluyorum. Yani şahit oluyorum. Benim Müslüman kardeşlerime bu malzemeyi vereceğim ya. Bu malzemeyi vermenin yani keşfin zevkini yaşıyorum. Yani size anlatmam için ha. Ondan sonra yani bir, herhangi ilmi bir konu. Yani ben zan çalışıyordum. Yine dinim okudum. Ene yine zinnabdili. Kulum zanına göre. Ve sen yani. Öyle mi ya falan.
Oraya çalışırken bir baktım adam yok. Meğer ervah habisi bu. Nerede? Mum gibi ara. Yok yani, yalan mı söylüyorum, böyle yemin ettim. Yok. Tamamen sıfırlayamadım Kur'an'la ben. Çünkü Kur'an okumak sünnettir. Hizbul Kur'an okudum. Gene indirdi aşağıya. Hizbul Arkaik'in oraya okudum. Tamam. Ulan sıfır istiyorum. Sıfır da istemiyorum. Bu sefer dolsun. Bunlar bitirmiştir. Belki de dolmadığı için bende ceyran yok. Hani şöyle diyeyim, belki de ifadem. Bunlar bitirdi. Ama bende şey, gene canlılık yok yani. Tamam bunlar gitti ama yetmiyor. Dolmam lazım. Daha pil dolacak. Ki ya böyle heyecanlı olayım. İman hakikatleriyle meşgul oldum. Ha, bütün dertlerimizin dermanı Risale-i Nur'la meşgul olmak. 249 Kastamonu'na diyor ki, bir günde bana sirayet etti sıkıntı diyor. Bütün dertlerimizin dermanı olan Risale-i hakaik imani ve Kur'an ile meşgul olmak, dertlerimizin dermanı oluyor diyor. Sıkıntılarımızı bertaraf ediyor diyor. Ben böyle bir şahitlik yapıyorum. Böyle alemimde bu oldu. Oluyor. Şimdi niçin söyledim? Musa Aleyhisselam mucizesini söyledim. İsa Aleyhisselam'ın için söyledim. Tamam mı? İsa Aleyhisselam'ı. Ondan sonra bu ne yapmış? İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Birincisi budur. İkincisi enaniyettir. En zayıf damarı hastalıktır. Bak şimdi. Adam babası gömülüyor. Muhammed nasılsın? Geçen hafta. İyiyim. İyiyim abi. Hoş geldin. Almanya'dan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl? İşte nasıl? İyi. Burası. Peki devam. Sen baba. Babaya bakıp gene şey alıyor. Lan baba gömülüyor. Bir anda peynir keser gibi. Lan ağlayanların sahtekar ve samimi olanları nasıl anlarsın biliyor musun? Dini sahtekarlar var böyle. Vaazda coşup ağlayanlar, bir anda düzelenler. Şimdi his uçak gibi kalkar, uçak gibi iner. Bir anda helikopter gibi inip helikopter gibi çıkıyorsa yalandır. Artisttir. Bir anda ağlayamaz insan. Dolar 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 patlar. Sonra ağlamayı da çocuk gibi tutamaz. Uçak yavaş yavaş iner. Ağlama tam ortasında. Evet. Esat, ne yaptın Esat? He? Ne yapıyorsun? Direkt ciddi, senin ve benim gibi olabiliyorsa sahtekardır, artisttir. Çünkü uçak gibi inmesi lazım. His bir anda peynir gibi olamaz yani. Acayip bir şey ya. Şimdi insan en zayıf damar da hastalık damarıdır. Şimdi bu mezar bile ikaz etmez oldu. Mezar en insanın şiddetle ikaz edici, uyarıcı, nasihatçı kabirdir. O da uyarmıyor. Siz de biliyorsunuz. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Şimdi ben ya abi Hizbul Kur'an okudum. Sonra da Risale-i Nur'la meşgul oldum. Gitti. Bir tarafından bakarsak buna, bu aslında zahir perdesinden baktığımız zaman bir sıkıntı gibi gözüküyor gelmesi. Oysa ki bunlarla meşgul etmesi ne götürmesi seni? Cenab-ı Hakk'ın sana vazifesini belki perdeyi bir nevi nurcu için en azından yırtarak göstermesi demek değil mi abi? Ben bunu anlatmak için söylüyordum, diyecektim ama unuttum demek ki. Evet, bunun için veriliyor. Mesela buna da onu kullanacağım. Abi bugün tevafuk etti. Kazandan bir saat önce falan. Dedi ki ya dedi, bakıyorum iş yerinde böyle hiç dedi bu işlerle iş olmayan insanlar yani çok mutlu ya bana göre. Ben dedi, niye bu kadar dedi problemliyim, niye sıkıntılıyım? Dedim ki Allah sana Risale-i Nur ve nurculuk içerisinde muamele ediyor. O noktada vazifeni yap, mutsuz oluyorsan gire bana. Yani biz nurcuyuz ya, bize Cenab-ı Hak bunları aslında ikram olarak gönderiyor. Öbürüne göndermemesi aslında bir tokattır belki. Onu ikaz etmiyor. Çünkü diyor, Allah bir kulunu severse tokatla ikaz eder. Bak buna vurabiliyor muyum? Sana vurabilir miyim Esat? Nasıl vuracağım ki? Uzak. Allah uzağa tokat vurmuyor. Allah yakına tokat vuruyor. Hey! Sen komşuyu namaza kaldırıyor musun? Yok. Niye kızını çocuğunu kaldırıyorsun? Peki
Bir çocuk sokakta hata yaptığı zaman belki de yüz çevirip çekip gidiyoruz. Bana ne diyorsun? Onun hatanın onda biri senin çocuğun yapınca kıyameti koparıyor. Koparıyorsun. Çocuğu sevmediğin için mi? Onlarla kadar değilsin kardeş. Belki senin çocuğunun yaptığı 10 katını yapıyor ama lakaytse niye? Alakadar değilsin. Allah birisine tokat vuruyorsa Allah onunla meşgul. Buna çok büyük bir sevinç. Evet. Çünkü o sıkıntı vermeseydi ben ders çalışmazdım. Dersine dön diye. Bak adam mezara. Babası gömülüyor ya. Babası gömülüyor. Ama bir anda ağlama normal konuşmaya dönüyor. Normal konuşma ağlamaya geçebiliyor. Yalan bunlar ya. En şiddetli ikaz edici bu. Bununla da ikaz olmuyor. Dedim ya nasıl ikaz olacak bu adamlar ya? Mezar bile ikaz etmiyor. Ne olacak yani? Bu adamlar derken ben ya ben kendim. Ondan daha şiddetli bir şey buldum. O ekser zikri hatimun lezzat. Bütün lezzetleri tarif edip acılaştırıp ölümü çok zikredip. O bir makam. Esas o değil. Esas insanın en zayıf damarı hastalık damarı. Hangi hastayı gördümse el freni çek takos koy. Hepsi medet arıyor. Yardım istiyor. Hocam, abi. Nurcu değildi. Sen hocam. Değilsin. Kıyamet gibi yağıyor mail. Her gün 10 tane bakayım dedim. Maildekileri sileyim daha gelenlere cevap vereyim. Mübalağa gelecek. Yüzler. Şöyle baktığım zaman maile yüzler. Daha Ramazan'da mübalağa. Ramazan gelmeden önceki sorular var. Hepsi %99 psikolojik. Şu ayet okursam Ramazan'a bununla gidersem sıkıntım gider mi? Bunu yazmıyor. Dedim ya bir tane rastgele yapayım. Ne yazmış ya? Kimle? Bir baktım tarihe Ramazan'dan önce. Ne anlatıyorum işte yani? İnsan en zayıf damar hastalık. Eğer sıkıntın geliyorsa yat kalk şükret. Allah seninle meşgul. Ya. Resul-i Ekrem Musa Aleyhisselam'dan konuştuk. Peygamberlerin mucizesi ve kitapları bulunduğu, geldiği zamana göre mucizeler o cinsten. Musa Aleyhisselam sihirdi. İsa Aleyhisselam da tıptı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ise zamanında Cezirültür Arap'ta en ziyade revaçta 4 şey idi. Cezirültür Arap'ta Arap Yarımadası'nda 4 şey vardı. Birincisi bunu istemiştin değil mi abi? Belagat ve fesahat. Ona gireceğim ben bir düz okuyayım. Birincisi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Cezirültür Arap'ta en ziyade revaçta 4 şeydi. Musa Aleyhisselam zamanında sihir, İsa Aleyhisselam zamanında tıp, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında belagat ve fesahat 1, şiir ve hitabet 2, kahinlik ve gaybden haber vermek 3, 4 çok önemli, hadisat-ı maziyeyi ve vuku'a ve vakıat-ı kevniyi bilmek idi. Tarih yani. Geçmiş ve gelecek. Yani hadisat-ı maziyeyi, mazi, tarih derken bu insanlık tarihi değil. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bütün hilkatın mukaddeme, yani oradan beri. Bütün kainatın yaratılışı. Sonra vakiat-ı kevniyeyi, yani olan hadiseleri, mesela kabir, en büyük mesele, bunları yorumlamak. Bunlar. Tek tek şimdi ele alalım. Onun için psikoloji şeyde gireceğiz ama hafif gireceğiz ya. Yani. İşte Kur'an-ı mucizül beyan geldiği zaman, beyan-ı mucize olan Kur'an geldiği zaman bu 4 nevi malumat sahiplerine karşı meydan okundu. Belagat neydi? Güzel yerinde söz söylemeyeyim. Belagat. Az sözde çok şey var. O iyi alacağız. Sen fesahatı söyledin. Belagat? Tesirli konuşma. O fesahat. Tesirli konuşmak, hadiselere göre yorum yapmak, doğru düzgün konuşmak bunlar fesahat. Belagat? Yerinde söz söylemek. Muktezai hale mutabık. Söz söylemek.
muktezai hal. Yani hale uygun. Şimdi mesela burada camiye hitap eden bir ders yapmamam lazım. Taşı gediğine koymak diyorlar ya, onun gibi. Evet, taşı gediğine koymak diyelim. Uydurucasıyla bu. Belagat, muktezai hale. Yani hal ne iktiza ediyorsa ondan bahsetmek. Mesela cenaze evinde konuşuyorum ben. Ben biliyorsunuz yeni arkadaşlar da vardır. Ben hocayım. Bir tarafım hocadır. Vaazim yani. Cenaze evine de giderim. Düğün evine giderim. Aynı gün. Aynı gün ha. Mesela bugün bir nikahta konuştum. Tamam. Esenler'de bir cami var. Caminin altı düğün salonu, üstü cami. Aşağıda konuşacağım biraz sonra, şu anda Kur'an okuyor lan dedim, bir şadıvanda yüzümü yıkayım, yukarıda baktım cenaze var. Aşağıda coşturucu şeyler anlatılması lazım, yukarıda böyle hüzünlü şey anlatmam lazım. Ulan yukarıya gittim, milletin içinde hüzünlü olmam lazım estağfurullah, böyle aşağı indim de hüzünlü olmaz, iyi yapmam lazım. Acayip ya, kat ya, kat. Yani Kur'an acayip bir şey ya. Garip vallahi. Yani kabirden sonrasını matematik, fizikle nasıl çözeceksin? Belagat için söyledim. Yukarıya uygun, yukarıya konuşacaksın. Ama aniden aşağı ineceksin, hihi yapacaksın, yukarıda hüzünleneceksin. O atmosfere gireceksin yani. Peygamber böyle bir adam yani, çok zor yani. Bir bedevi adam, affedersin, özür dilerim, sohbet yaparken kenarda işeyen adam. La mescit işiyor ya. Şarjör kenarda işiyor. Hazreti Ömer bu durmuyor böyle, kılıcını tutmuş böyle Resulullah'ın yüzüne bakıyor. Peygamberimiz ne diyor biliyor musun? Bilmiyor ya. Ben olsam tabii Ömer. Kapat. Ömer tabii kapat. Ama ne diyor anladığı halinde? Belagat ya. Belagat. Muktezai hale söz söylemek. Bilmiyor ya Ömer. Hakikaten öyle. Geliyor, adam hiçbir şey yapmış, oturmuş. Sonra anlatıyor. Bilmiyordum ya Resulallah. Bak Ömer. Demiyor tabi, ben olsa öyle derim. Bak Ömer bak bilmiyormuş, ben dediğim doğru çıktı bak gördüm. Güzel yapıyoruz de. Ama Resul hiçbir şey demiyor. Ya çok hoşuma gidiyor ya. Dedim ki, ben dedim 3. ayın 3'ünde dedim ki, malum zat Rusya'dan gelmeden nöbetleri şey yapmasınlar, tam ayrılmasınlar. Sonra Cumhurbaşkanı 2 gün sonra benim dediğimi mitingde söylemiş. Yani çarşamba günü. Şimdi İnsan içinde coşar oluyor, tamam mı? Bak dediğim nasıl çıktı lan. Yani böyle oluyor. Sonra böylelikle o enerji olmaması mümkün değil. O çıkacak. Yani ananıza, yakınınıza, bacınıza gayrimeşru duygular çıkmaması mümkün. Çıkar. Her türlü vesvese gelir. Allah'a küfür gelir. Secdeye kadın gelir. Her şey olur. Bu tür duygular da çıkar. Çıkması sorun değil gençler. Ben ne biçim rezil adamım deme. Yok. Onunla amel etmiyorsun. Onu kontrol ediyorsun. Tak diye çıktı lan. Bak dediğim nasıl çıktı. Dır lan serseri sensin. Hemen o zevk alan dediğim bak nasıl çıktı. Sanki o dedi. Benim dediğim bak nasıl çıktı diyen serseri o demedi. Ruhum dedi kendisine sahipleniyor. Onu diyen nefistir. O bak nasıl dediğim doğru çıktı diyen nefistir. Ama diyen bu değil. Ruh. O bir ses yapmıyor. Sıslan. Üçe ayıracaksın kendini. Ayırmazsan şu psikolojiden kurtulamazsın bu vesveseden. Yakınına, bacına, teyzene veya secdeye tam kadın gelir, para gelir. Dinikum dinarikum, kıbletikum nisaikum. Pat diye gelir diyor. Şimdi vesveseli olan adam ne der? Ula ben ne rezil adamım ya, Allah'a peygamberi küfür geliyor ya. Acayip bir şeyim. Bak ama bundan ne diyorsun? Benim nefsim, benim ruhum. İlk defa görüşüyoruz değil mi sizinle arkadaşlar? Yok, önce gelmiştim. Gelmiştim abi. Sizin abi? Gelmiş tamam. İlk defa gelen yok değil mi? Ha. Şimdi benim ruhum, benim nefsim, ben diyen. Üçe ayırdın mı? Bak dediğim nasıl çıktı lan? Diyen bu. Susan ve hakikaten bulan, söyleyen bu. Bu ses yapmıyor. Bu benim nefsim, bu benim ruhum. Sıstan serseri. Ha, içinizden geçeni demedikçe, onu amel etmedikçe o enerji de lan de fazilet oluyor. Mesela karşıdan açık saçık geliyor. Bak lan bak. Bak lan. Enerji gelmiyor mu burada? Coştum. Bak lan. O bir enerji mi bak? Şeytani bir enerji. Basıyor ceyranı. Bak lan. O enerji çıktı mı? Bakmadığın anda o enerji fazilet oluyor. Şeytan meleğe dönüşüyor.
O abi bazılar şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiç niye geliyor? Gelmemesi lazım. Hayır. Gelmesi için insan olduğun için gelmesi lazım. İnsan olduğundan geliyor. Meleğe gelmez. Meleğe bak lan bak. Baksana bak lan buradan bak açık açık kadın geliyor. Meleğe der mi? Melek bakar mı? Böyle bir şey yok ki. Sır, sırda bakmaz. kimin işi? İnsan. İnsan olduğumuz için. Bak lan bak. Şunu sen serseri. Allah, bak Allah ne diyor? Oradan alacağı nefsani lezzetten ben kalbinize daha fazlasını en az 10 katını imanı hazır tattırırım diyor ayette. 1-10. Ben bunu niye anlattım? Arkadaşlar, tanıştığım, bildiğim, ulaşabildiğim insanların sorunu şu. Bana bunlar niye oluyor diye sıkıntı yapıp psikolojisi bozuluyor. Tam tersine böyle olması lazım sende demek istiyorum. Ha, sıkıntı nerede? Gelmesi değil. O geleni tanımlayamamak. Nedir bu? Kanalize edememek. Yerine oturtamamak. Budur. Bu da budur. Ben de bunun dışındayım. Benim gömleğim. Benim atletim, benim vücudum, ben diye, benim aklım, benim ruhum, ha, o ben olan ben bu. Kontrol edeceğim burada. Sesleri. Sen haklısın. Ha, bak neydi? Yo, içinden geldi lan, rezil adamsın lan, böyle iyilik yaptın falan. Sana bir tane duvar saati koymuştur diyelim İsmail. İkide bir oraya bakıyor. Hayırdır İsmail? Yok abi. Lan ne var lan? Ulan saat yeni koymuşsun lan. Aferin. Abi yani şeyi. Niye yaptı bunu? Bu yaptırdı. Koyan kim? Bu. Hayır yapmaz bu namussuz. Hayır yapan budur, söyleyen budur. Acayip bir şey ya. İkisini de kontrol edip seyredemde. Ha benim. İkisini kontrol edeceksin. Ha sakın geldiğine üzülme. İnsan olduğun için gelir. Tamam. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam zamanında demek ki birincisi belagat, muktezaya. Tak tak. Muktezaya, belagat ve fesat. Yani doğru düzgün, isabetli yorumlamak, söz söylemek. Fesat. Mesela kabri doğru dürüst izah et. Hadi coğrafyayla izah et. Kabir. En büyük mesele değil mi mezarlık? Ölüm izah edin. Ölüm olmayan var mı? Hüseyin neden şu? Var değil mi? Ölüm herkes olacak değil mi? Daha önce ölen var mı? Yok. İlk defa öleceksiniz. Merak etmiyor musunuz nasıl öleceksiniz? Hatırladığımız kadar ölmüyor. Ha? Hatırladığımız kadar ölmüyor. Ölmediniz değil mi? Hayır, hatırlamadığımız var. Sonunu bilmiyorum. Ya. Peki ilk defa ölünce insan merak etmiyor mu ya nasıl öleceğim diye? O kim gelecek? Kim gelecek ya? Yani azay nasıl gelecek? Ben merak ediyorum. Sen söylemiştin abi, biz pek merak etmiyorsun. En sevdiğimiz kişiyi biz bekliyoruz. Aynen. 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 Onu diyebilmen için, onu bekleyebilmen için, bana böyle diyebilirsin de, öyle bir haletin varsa ne mutlu sana, haberlerden, filmlerden uzaksın. Tahrip olmayan bir zihne gelir. Ben ilk ağzından kelam söyleyebiliriz. Abi en sevdiğimiz kişi gibi. Ama buna, eğer buna uygun yaşıyorsan, haramlardan hakikaten hissin de buna uygundur. Fikir ayrıdır, his. His yaşanan bir dünyanın lisanıdır. Eğer hakikaten günahlardan, dizilerden, filmlerden, haberlerden uzak olunca, hakikaten inandığın o düşüncelerine uygun hisler olur. Hemen mantar gibi çıkar. Bir insanın düşünceleriyle beraber, düşünceleri, yani güneş enerjisi bitkiye dönüşüyor. Güneş enerjisi patlıcan oluyor. Güneş enerjisi biber oluyor. Güneş enerjisi odun ve ağaç oluyor mu? Bu enerji ilimdir. Ona uygun yaşarsak patlıcan ve patatestir. Yani o enerji mahluka dönüşür. Anlıyor muyuz abi? Evet. Eğer bildiğimizi yaşarsak Allah'ın vaadi var. Bilmediğinizi de öğretir. Bilmek önemli değil. Onu yaşamak. Şeytan kadar bilemeyiz. Ama hiç yaşamamış namussuz. O zaman o sevdiğimiz tipten gelecek. Doğrudur. Bu fikir seni rahatlatmaz. Bir de düşünceni şey yapar, kanalize eder ama.
ne kadar dendiği gibi yaşarsan sadakan, ona ait şeylerin olur, hislerin olur. Bitki, mesela bak güneştir, patlıcanı siyah yapıyor, kavunu sarı yapıyor, domatesi kırmızı yapıyor, gülü beyaz yapıyor, beyaz meşale. Yani hıyarı yeşil yapıyor. Aynı güneş. Ha, o güneş ilim. Ötekisi tarla, ubudiyet toprağı. Çekirdek ya. Çekirdek nasıl ağaç olacak? Güneş, hava, güneş, hava, su, toprak. Bak, çekirdeğin etrafına imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'aniye'ye, yani dendiği gibi Kur'an'ın talimatı dairesini yaşarsak, bu çekirdek dar toprak altından geniş bir hava alemine, çekirdek hayatından ağaç haline gelir. Dört. Dört tane değil mi? İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an intisal ederse dar, sıkı, bak kabir nedir? Dardır, karanlıktır, soğuktur, kimsesizdir. Buradan ağaç oluyor. Bu dört nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, edille-i şeriye. Zahiri vücudunu kaybediyor. Tabii, bak hakikat oluyor. İşte bu ne anlatmaya çalışıyorum? Hep fesatı anlattım. Çekirdek ağaç olmak neyse fesat böyle. Yani kabir meselesini Kur'an'la izah edilmiş. İnsandaki sıkıntılar, yani bak buna vuruyorum, sana vuramıyorum Esat. Değil mi? Vuramıyorum, uzaksın. Allah yakın olanlara vuruyor böyle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Onun için kafir, mesela kafirin en zirvesi Firavun. Dişi bile ağrımamış. Dişi ağrımayan yok burada belki de. Herkesin mutlaka ağrımıştır. Ama adam Allah çok mu seviyor? 350 sene yaşamış Firavun, Londra'da gördüm onu. Bir dişi bile ağrımamış. Ulan adamın saçı bile dökülmemiş ha. Londra'da hala duruyor. 3700 küsür senelik bir ceset. Bütün organları duruyor namussuzun. Çok mu makbuldur? Niye duruyor öyle? Adama bir dert vermediği gibi cesedini de çürütmedi ya. Vay be, ne adammış ya. Lan isyanla geçmiş adam. Ama bizde bir kor gibi basar, sıkıntı basar. Tabii. Ha bu fesat. Yani bunları yorumlayan fesat. Kur'an yorumluyor. Belagat da yerine uygun. Kadın mıdır, çocuk mudur, büyük müdür, şey midir? Bu ortam cenaze midir, düğün müdür? Oraya uygun, mukteze hale, mutabık söz söylemek. Belagat. İkincisi neydi? Şiir ve hitabet. Peygamberimiz zamanında bu dört tane özellik vardı. Bir tanesi belagat ve fesat vardı. Şiir ve hitabet. Şiir yarışmaları olurdu. Kim birinci geliyorsa gelecek, şimdi bu sene haç dönemi ve gelecek senedeki haç dönemine kadar o şiir, 7 tane şiir, muhalakat-ı seva diye böyle, 7 tane şiir Kabe'nin duvarına asılırdı. O şiire göre o şairler 3 sene peş peşe veya 7 sene, en makbul 7 sene o zannederim. O kavmin en meşhur oluyor, 7 sene birinci olan veya 3 sene, o adamın sözüyle bir kavim savaşa giriyor, onun sözüyle savaş bitiyormuş. 3 defa peş peşe birinci olursa. Kavim ona itaat ediyormuş. Ha, şimdi böyle şiir ve hitabet vardı. Kur'an'a baktığın zaman, hiç öyle değil ya. Neymiş? Ehli şiir ve hitabet, yani muntazam nutuk okuyan, güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki, yani onların içinde Müseleme-i Kezzab şair. Ebu Cehil öyle sıradan bir adam değil ha. 7 kişi okuma yazması var. Arap Yarımadası'nda en beli, en belagatçısı, en alimi Ebu Cehil, Ömer el-i Şam'dır adı. Ömer onun Hattab değil. Öylesi cahillerin babası denmesinin sebebi, bu kadar mucize gördüğü halde ki ilim sahibi olduğu halde, onun için cahillerin babası oldu. Ebu Hakem'dir abi. Şeyde, cahiliyedeki ismi
Hikmet'in babası anlamında. Aa, o da o şeyi evet hikmet şeyi. Lakabı yani. Lakabı. Ömer'ül Hişam ismi lakabı Ebul Hakem. Yani Hikmet'in babası demek. Ebul Hakem. Müslümanlar şey demiş, Ebu Cehil demiş. Ebu Cehil demiş. O kadar ilme rağmen Allah'ı tasdik edememiş. Yani neymiş? Yani muntazam nutuk okuyan, güzel şeyi söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki Kur'an parmaklarını ısıttırdı. Ne dedi ya? Bunların başında bir tanesi kimmiş biliyor musun namussuz? Gayrimeşru olduğunu Kur'an söylüyor. Onun tane ait. Velid ibn Muhire. Halid bin Velid'in babası galiba. Öyle zannediyorum. Hafızam yanlış değilse. Onun hakkında kulağı kesik diyor. Zenim diyor Kur'an'da. Yani gayrimeşru. Ona dinletmişler biliyor musunuz? Hangi süreyi ya? Bir süreyi götürmüşler. Onu dinlemişler. O adam o kadar moruk, o kadar gayz, o kadar İslam'a nefret var ki. Yaşlı olduğu için savaşa gidememiş. 70 tane develi asker göndermiş. Tank demektir ya bir deve o zaman. Bir askere göre deve nedir? Şimdi bir insana göre tank nedir? Dinlemiş, dinlemiş. Ne demiş biliyor musun? En yaşlı oymuş yani. En yaşlı moruk yani. Moruk demek yaşlı domuz demektir. Demiş ki ben demiş en yaşlı oymuş. Ben demiş bu Arap Yarımadası'nda çok şairleri dinledim. Çok hitabetleri dinledim ve okudum. Kendisi öyleymiş. Bu demiş beşer kelamına benzemiyor. Bu başka bir şey. Efendim ne diyelim dedi. Senin söylediğini mi söyleyelim hakkı? Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Yalan demiş. Yalan değil demiş. Yok öyle dememiş. Bu sihirdir deyin, çıkın iş içinden dedi. Yalnız dedi, unutturmaya çalışın, bunun üzerine kavga yapmayın demiş. Bu ayet için. Yani yarıştırma, kıyas etmek, sakın öyle bir şey girmeyin, unutturun. Sihir deyin. Sonra eklemiş. Cinlerin sözü deyin. Deyin gitsin demiş. Ama çok iyi biliyordu. Onun için ayet-i kerimede diyor ki kendi evlatlarından daha iyi tanırlardı. Peygamberimiz. Bir gün toplanmışlar hani bizim Türkiye'de bakkal var mesela köylerde. Burada mahalle kahveleri var ya. Toplanmışlar. Bunun hakkında 10 tane ayet inmiş. Bir tanesi de piç olduğunu söylüyor. Affedersiniz. İşte olabildiğine yalan konuşan, her şeyinde yemin eden, insanları alaylayan, güldürmek için bütün şey maskaralar giren falan böyle ayetler var bunun hakkında. Ebu meydana getirmişler bunun hakkında ayet. Daha adam yok. Ebu Cilde dinlemiş. Ona 10 tane ayet 9'u tutuyor. Bir tanesine şüpheliler. Piçtir diyor. Tamam mı? Adam geldi. Velid ibn-i Muhire diyor ki, Velid dedi, Muhammed yalan söyler mi dedi. Herkes orada. Nereden çıktı diyor. Ya diyor, tamam düşmanımız ama yalan demez. Demez dedi. Söylediği tutmuyor, tutmadı var mı dedi. Yok dedi, ben o taşın konuştuğunu da biliyorum. Senin hakkında böyle 10 tane ayet var dedi. Say bakayım dedi. Okudu. Ha 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 gülüştüler. O da evet doğrudur dedi. Ha ha doğrudur. Ha 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 ho. Ha 9'a geldi. Ha 10 zenin piştir dedi. Bir anda bizim adam bilmiyormuş. O kadar mı? Neden bilecek? O kadar yaşlı olduğunu halde Allah bir mucize yapacak ya. Annesi de sağmış. Ve çok zenginlermiş. Bir anda bir soğuk hiç. O Ebu Cehil dedi ki Velid git bunu temizle dedi. Zira biz inanıyoruz ki Muhammed yalan demez. Git doğrusunu öğren bekliyoruz seni dedi. Kılıncını çekiyor. Doğru annesine gidiyor. Annesine diyor ki bakın tepsiyle. Muhammed yalan der mi dedi. Anne demez dedi. Şöyle böyle benim hakkımda bak ne dedi oğlum dedi. Bir iki tamam tamam. Onuncu sönünce kadın bir anda şaşırdı. Bir an kılıncı çıkardı, annesine dayadı. Dedi ki ben kimdenim?
dur anlatayım dedi. Dedi ki, biz dedi çok zengindik. Deve, sürü, koyun, hayvan. Fakat babandan çocuk olmuyordu. Seni ben çobandan aldım. Çobanımızdan aldık dedi. Ve öldürmedi. Kılıncını koydu, mertlik vardı. Öyle kapanmak yok. Öyle şey, kaçmak yok. Böyle enteresan bir şey. O kavimde, o dönemde... Mertlik vardı. Uç Hasan abi ya. Birkaç yerde daha şey... Yani iki deveye anlaşıyor, iki deveye anlaşıyor. Medine'ye hicret ettiriyor Peygamber Efendimiz'le Ebu Bekir'i. Adama diyorlar ki, sana 100 deve verelim. Yani bunları bize teslim et, 100 deve verelim. Adam diyor ki, yok ben anlaştım diyor iki deveye. Benim hakkım budur. 100 deve istemiyor. Ve kafir, Peygamber Efendimiz'in mucizesini gördüğü halde mağarada şahit olanlardan birisiydi. Evet yanındaki kişiydi ama onların şeyleri vardı yani. O yol göstericileri vardı. O adam Müslüman olmuyor. Peygamber Efendimiz'i getiriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, ya sen iyi bir ticaret yaptın. Bugün iyi bir ticaret yaptın diyor. Hadis bu. Bir ticaret daha yapmak ister misin diyor. O da söyle diyor. Diyor ki bir de Müslüman ol. Çok iyi bir ticaret yapmış ol. Çok karlı bir ticaret yapmış ol. Yok diyor, ben iki deveye dinimi sattı dediremem diyor. Çekiyor, dönüyor, geliyor. 100 deveyi kabul etmiyor. Yani sana 100 deve vereceğiz, nerede olduğunu söyle mi dediler? Aynen öyle diyor. Söylemediği için bütün Kureyş ona düşman oluyor. Düşman olacağını biliyor. Hem bir tarafta iki deve, bütün Kureyş düşman. Bir tarafta 100 deve ve Kureyş'in düşmanlığı yok. Yani 100 deve vereceğiz, nerede olduğunu söyle. Evet, aynen. Aynen. Ama anlaşmada... Demiyor. Nerede oldu? Anlaşmada söylemeyeceğiz vardı. Evet. Demiyor. Demiyor. Biz diyor böyle anlaştık diyor. Çok acayip bir şey bu abi ya. Çok acayip. Yani bu adam kafir ve peygamberi mucizesiyle gördüğü ve tasdik ettiği halde... Yan yanında başkaları da vardı diyor evet. Evet. O melekleri de görmüş. Yani o şey hale şey yapıyor. Şahitlik ediyor. Ne diyor yani? Yani o güvercinin onu işte kapısına, örümceğin ağ yapmasına, güvercinin yuva yapmasına... Bir anda olmasına şahitlik ettiği halde, bunu gördüğü halde, peygamberle bir hafta yolculuk yaptığı halde, bir hafta peygamberle bir dakika geçirmeye kim canını vermez burada? Bir hafta peygamberle yolculuk yapıyor. Cumartesi günü akşam çıkıyorlar, ertesi gün cuma günü varıyorlar şeye, Medine'ye. Vardıkları gün cuma günü Medine'ye. Bir hafta toplam yolculuk yapıyor. Ve 100 deve eğer ki haber salıyor ve buna geliyor haber. Bir yerde konaklıyorlar. Diyorlar ki buna değil, kim nerede olduğunu söylerse 100 deve var. Bir kadın keçi sütü veriyor bunlara parasıyla, onu alıyor, hem onlara ikram ediyor hem kendisi içiyor. O yol gösterici, ismini unuttum şu anda ama. Kadın diyor ki, bu tarife uyan biriler mi arıyorlar ve karşılığında 100 deve veriyorlar. Yani sizin tarifinize uyan birilerini arıyorlar diyor. Kadın diyor peki. Kadın diyor bunlara, onlar orada öğreniyorlar. Ona 100 deve verildiğini. Ha, yani bu abi iki kişiyi bize haber verin. İki tane adam işte yol gösterici, yanlarında da 3 tane deve işte neyse. Böyle bir adamı arıyorlar. Yani sizin tarifinize uyan kişileri arıyorlar. Böyle bir aranıyor diyor. Ve ödül olarak da bulana, teslim edene 100 deve vaat etmiş diyor şey diyor. Ebu Cehil diyor kadın. Adam bunu duyduğu halde Ebu Bekir diyor ki, ne diyorsun? Hani soruyor ya, ne diyorsun? O da diyor ki ben anlaşma yaptım diyor. Çok bu çok enteresan bir şey ya. Bu çok. Hatta anlaşılmaz. Başka acayip. Savaş anında kızıştığı zaman herkes savaşta meşgulken heyecan bir yolunu bulup Resulullah'ın yanına kadar geliyor adam. Benim de aklım almadı şurası. Kafir bunu öldürmek için canını ortaya koydu. Onu oraya yardı. Nasıl yardı? Herkes demek ki meşgul. Resulullah'ın arkasına kadar geldi. Kılıcı kafasına indirmiyor. Elini kaldırdı. Ya Muhammed dedi. Peygamberimiz dönüyor. Arkadan vurmak yokmuş. Evet. Kahpelik, puştuk yokmuş. Eyvah, çok enteresan. Puştuk yokmuş. Ben onu niye vurmadı diye araştırdım. Altına ve dettirmezmiş arkadan vurdu diye. Dettirmemek için. Muhammed'in yüzünden. Çünkü nereden vurdun belli olacak. Seni kale almıyorlarmış. Arkadan vurunca seni kale almıyorlarmış o toplumda. İşte en büyük kahramanlık ya. Abi bugün 30 sene, 40 sene aynı safta saf tutup secdeye gittiğimiz adam arkadan vuruyor. 40 sene. 40 sene beraber namaz kıldığımız, 40 sene beraber arkadaşlık yaptığımız bir bakıyorsun arkadan vuruyor. Şu kafirdeki mertliğe bak ya. Bu
Bu çok acayip bir şey Hasan abi ya. Bu nasıl bir şey? Aklım almıyor. Bu ahir zaman nasıl bir şey abi ya? Ahir zaman aklım almıyor. O ustad diyor ki ahir zaman çok garip şey doğurdu. Çok garip şey de doğuracak. Sonra kılıncı kaldırıyor. Bak bu mertliğine bak. Ya Muhammed seni ben kurtaracağım. Kim seni benden kim kurtaracak? Dönsün de suratına vurayım diye. Nereden vurdun şey vardı. Dönüyor. Bir anda şaşırıyor. Allah diyor. Bir anda ve malum işte gayipten de omuzuna bir darbe yer. Kılıncı düşer. Peygamber kılıncını alır. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak der. Affeder. Ve adam böyle. Sonra demişler ki korktum. Yok. Öyle güzel siması vardı ki diyor. Hiç kıpırdayamadım dedi. Yani içim acayip oldu diyor. Böyle görünce aha bitti. Ama nereden vurdun? Niye arka? O kahpelik puştuk yokmuş. Şu anda bak bakayım. Kardeş kardeşe puştuk yapıyor. Lan bu kafir yapmıyor. Bu nasıl bir şey yahu? Nasıl bir zamandayız yahu? Nasıl bir zamandayız ya? Azılık, din düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah düşmanı kahpelik puştuk yapmıyor, arkadan vurmuyor. Adama bak ya. Ben bir rüya gördüm biliyorsunuz. Anlatayım burada da. Yalnız başka manaya yorumlarsanız hakkımı helal etmem. Ben bir şeyi anlatmak için söyleyeceğim. Ben böyle birilerini böyle çakartmak için demeyeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Enfusi ders var ya bizim haritalı yapıyoruz. Tahtaya yazıp çiziyorum. Çiziyorum anlattığımı şu şu. Aynı Çorlu'da geçen pazar. Daha geçen pazar değil, bir önceki pazar. Çorlu'ya, yani bizim kardeşlerimizin evi de inşa olsun, mutluluk olsun, evinde de kutsillik olsun diye evine derse gittik. Dersi orada yapacağız, pazar günü, enfusi. Enfus grubumuz, bizim 7-8 kişiyiz. O dersten sonra akşam bir rüya gördüm. Beraberdik akşam. He? Var mıydın o zaman? Bir dakika sen Çorlu'da var mıydın? Vardım ha. İki hafta önce. Çorlu'da var mıydın sen? Vardım abi. Niçin biliyor musun şaşırdım? Rüyada olan hepsi vardı. Çok bir tane fazla yoktu, bir tane eksik yoktu. Rüyayı biliyor musun? Yok abi ben içtim ben. Ha. Tahtaya. Allah Allah vardım ben niye yaşadım? Çatalca otobanında şey içeride bıraktın ya. Kapıda. Ha tamam. Özür dilerim heyecanımızdan kusura bakmayın. Şimdi kapı burada. Ben burada ders yapıyorum. Tamam. Şöyle diyeyim şey. Yani, tamam. Taht burada. Yine dersi şekillendiriyorum. Yazıyorum, şekillendiriyorum. İki tane izmanot gibi tam İran vücudu gibi. SAS komandosu. İki tane SAS. Kalbime geliyor. Kar maskesi. Sırf göz gözüküyor. A böyle bir tüfek. Tak diye girdi. Beni arıyorlarmış. Nokta operasyonu yapıyorlarmış. Emir verilmiş. Beni öldürecekler. Beni buldular. SAS komandosu. Nokta operasyonu. Beni sırf öldürmeye gelmişler. Ben de böyle baktım kapıya. Baktım. Doğrulttular. Onlara dedim ki. Böyle şey olmadı yani. %10 veya %20 bir endişe oldum. Sizden dedim, Allah beni öldüreceksiniz biliyorum. Ama Allah için sizden bir şey istiyorum. Öldürmeyin demeyeceğim. Öldürün ama bir şekilde. Böyle durdular. Yani ne diyorsun? Yani ne istiyorsun? Tam. Dedim ki yüzümle öldürmeyin. Beni yüzümden vurmayın. Ben tahtaya geçeyim. Dersimi işlerken siz geçin. Ders işlerken beni öldür. Beni şu anda dururken öldürmeyin. Arkamdan tahtada ben çalışırken arkadan vur. Ne demektir de bilmiyorum. Bunun ne manası nedir bilmiyorum. Şimdi yani konuşmuyoruz. Kalpten alışverişler oluyor sesler. Ama ben böyle dedim. Onlar da tamam diyeceğim geçtiler. Bir tanesi cemaatin şurasına geçti, ötekisinin arkasına. Bana doğrulttular. Baktım orada tamam. Tahtaya döndüm. Anlaşmamız öyleydi. Yani kabul ettiler yani. Ben tahtaya çalışırken arkadan beni vuracaklar. Çalışıyorum. Aynen heyecan. Beni vuracaklar diye bir şey yok. Aynen hiç şey yokmuş gibi yazıyorum. Şey yapıyorum. Kardeşlere dönüyorum.
Adamlar durmuş, hala bekliyor. Dönüyorum onlara, yazıyorum. Ondan sonra bir Ahmet dedim, Allah Allah, kurşun da gelmedi dedim. Öyle. Kurşun da gelmiyor, bunun niye gelmiyor dedim. Böyle. Dedim ya niye gelmiyor, nokta koydum. Bir bakayım dedim, niye beni vurmuyorlar. Baktım oturmuşlar. Onlar da oturdu, ders dinliyorlar. Dinliyorlar. Ben anlatmaya devam ediyorum. Hiçbir şey yok gibi devam ediyorum. İkisi kalktı. Kapıya kadar geldiler. Dediler ki bir tanesi, sen bize katil dedin ve münafık dedin. Sen bizi sevmiyorsun. Biz de seni sevmiyoruz. Ama sen bu insanlara lazımsın. Senin gibi insan ölmemesi lazım. Çekip gittiler. Yani ben bir şey, şahsi manevi bir şey anlatmak inşallah. Şahsa sakın vermeyeyim. Bakın başta dedim yani hakkımı helal etme. Başka bir manevi değil. Benim şahsım yok orada. Orada bir şahsi manevi. Niye? 7,5 milyar insan var dünyada. Ve cismaniyet gibi ve enfusi bir dersi yapmak 7,5 milyar insanda nerede var? Yani Risale'nin bu şey, bu hakikati. Burada ben şöyle anladım uyandığım zaman. Ne işte meşgulsunuz? Bilin kıymeti. Allah sizi neyle meşgul ediyor? Tamam. Neyse gelelim buraya. Şiir ve hitabetti. Bir de okuyorum şunu. O mertlikten girdi değil mi? Ben orayı hiç çözemiyordum arkadan kılıcı tutmam. Meğer sonra öğrendim ki istersen en canavar, en büyük düşmanlarını öldür, arkadan mı vurdun? Lanetliyorlarmış kadınlar. Kadınların da laneti varmış. Kadınlar bile aşağılıyormuş. Arkadan vuran adam diyorlarmış. O lakapla, lakaplanmamak için arkadan vurmamış. Bu kavmi inandığından ve iddiasından döndürmek de çok zordur abi. Bu mantık. Nasıl inanıyor ama? Yani bunu nasıl döndürmüş Peygamber Efendimiz ya? Yani diyor ya, adetinde ve şeyinde mutasip diyor ya. Evet. Bir kavmi adetinde ve harekatında evet. Mutasip bir kavmi. Ahlak. Ahlakında mutasip. Ahlak ve adeti. Ahlak ve adetinde mutasip bir kavmi. Bu kadar kısa sürede. Hakikaten çok enteresan ya. Yani böyle olan bir adama nasıl İslam anlatıyorsun ya sen? Adam 100 deveye karşı diyor ki ben hayır anlaşma böyle yaptım diyor ya. Böyle anlaşma denemem diyor. Ortada yazılı bir şey yok. Kağıt yok. Karşısında düşman, bütün kavmi düşman karşısına alıyor. Ahireti yok bu adamın. Ahiret de yok. Bu adamı da sevmiyor. Ha, düşmanı ha bu adam da. Bu adam da düşmanı yani. Bunlar Müslüman. O adam kafir yani. Buna rağmen diyor ben 2 deveye anlaşma yaptım diyor. Develer de çok besli değilmiş ha biliyor musun abi? Yani çok besili deve sözü vermemiş Peygamber Efendimiz. Elinde demek ki o kadar besili deve de yok. Bu adam da 100 besili deve diye vermiş sözü. Buna rağmen dönmemiş yani. Vay be. Yani bu demişti. Yani muntazam nutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki Kur'an, parmaklarını ısıttırdı. Hakikaten böyle işte sen yoktun. Saraçhane'ye gittim son gün. Dedim o Musa Aleyhisselam kıssasını oran dedim ki o yöneten millete daha binlerce kişi hitap ediliyor. O çıkıyor bu çıkıyor. Ondan sonra dedim ya ben de dedim Musa Aleyhisselam kıssasını uygulayacağım. Herkesi lanetledi 15 Temmuz'u falan. Ben dedim Musa Aleyhisselam ne anlatacaksınız dedi. Kimsiniz dedi. Ben dedim vaazım. Ne anlat? Merak ettim. Ne anlatacaksınız? O adam onu dinledi. Hani dedi ya parmaklarını sürttürdü. Allah Allah. Ya dedi bu biraz dedi ortalık acayip olur dedi ya. Bu dedi garip olur dedi. Tamam mı? Yani o Kur'an hayret verici. Niçin söyledim? Manama sadakı var. Altın ile yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medar-ı iftar için asılan meşhur muallakat-ı sebalarını indirtti, kıymetten düşürttü. Ayet geldi. Müslüman oldun. Yok dediler ya. Bu ne biçim bu ayet geldi dedi. Buna karşı bir şey değeri kalmadı diyor. Adamlar indirmiş. Ayet geldikten sonra indirmişler biliyor musun? Kendisi indirmiş. Evet. Yok ha yok. Ondan sonra asılmamış da. Ayet gelmiş çünkü ayet bombangı kendisi indirdi. Sen iman mı ettirdin? Niye indiriyorsun dedi ki bu ayete karşı bunun benim dedim sözüm kıymeti yok dedi. Kendileri indiriyor. Ya ne mertlik varmış ya.
Üç, öteksi kainlik ve gaybde haber vermek. Ne kadar bayağı oldu değil mi? Bir saat oldu ya. Buraya düz okuyayım de keseyim. Düz okuyayım şunu. Üçüncüsü kainlikte ve gaybde haber vermek. O da acayip bir şeydi ama zamanım geldiği için esas buna girecektim. Yok. Hadisat-ı maziye ve vuku'a ve vakat-ı kemniye biraz fazla girecektim. Tamam mı? Böyle psikoloji bunun içinde şey. Ama zamanım yok. Gaybde haber veren kainleri ve sahileri susturdu. Kainler varmış yani. Eşyanın dilini, yıldızların dilini, eşyanın hareketin diliniyle dilmiş yani bu. Çözerlermiş yani. Bir de cinler kullanıyorlarmış. Yani. Cinler, bu şeyler mesela kainler, sahiler, cinler. Kainler, cinler de. Şey, hadiseler, yıldızlardan sahiller cinleri kullanıyor. Mesela sihir yapılır. Mesela Ashab-ı Kehf'in 7 uyurları. Şöyle bir sihir yapmışlar, yemin etmişler. Biz dönmeyeceğiz. Ruhları, bu ruh isimlerine sirayet etmiş. Yani şu, Osmanlı Camisi'ne gittiniz değil mi? Mesela Beyazıt Sultanahmet. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiler var. Veya bildiğiniz yeri söyleyeyim. Yatak odanın salon veya Ahmet Mehmet'in evi. Hepsine farklı halet oluyor değil mi? Şimdi Osmanlı Camisi'nde güzel haletler olması, Cumhuriyet döneminde de oda cami ama o alet olmaması, taş dahi olsa kişinin oraya emek verenin ruhu sirayet ediyor. Allah Resulü de buna ait diyor ki, taş, toprak konuşmadıkça, işte demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Hani eşya sahibine de benzer var ya. Şimdi mesela o camiye taşa, o padişahın, o Mimar Sinan'ın, o Osmanlı ustalarının, işçilerin ruhları sirayet etmiş. Onun için buram buram Osmanlı kokar. Tamam mı? Şimdi yedi, niçin anlattım onu biliyor musunuz? Ashab-ı Kehf'in 7 tane delikanlısı yemin ettiler. Biz ne pahasına olursa olsun hedefimizden ve kaynağımızdan, kaynağımıza sadakat gösterdiği hedeften dönmeyeceğiz. Bu yeminleri yani ruhları isimlerine sirayet etmiş. Osmanlı taşa sirayet etmiş. Bu ismine Allah kodlamış. Kur'an'daki harflere kodlamış. Bunların ruhu Kur'an'ın o 7 uyurlarının ismi geçiyor ya. O harflere biraz önce anlattım. Kur'an'da her tabii geçiyor o, Kur'an'da. Bu şey olarak geçiyor. Hadiste ifade ediyor. 7 şey olarak o harflere koymuş. Nasıl koymuş? İsim olarak değil. İsim hadiste geçiyor. Ha. Her bir Kur'an harfi toprak, tabiatlı. Ateş, su, hava veya buhar. Bu kullandığı insanın ismini bu tabiat içinde kodluyor. Bu 7 o Ashab-ı Kehf'in ismini harflerde kullanıyor. Harflerin içine koymuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu tefsir ediyor, çıkarıyor. Yani çekirdekten gözükmüyor yaprak. Çekirdekte elma gözükmüyor. Çekirdekte koku gözükmüyor. Çekirdekte renk gözükmüyor. Ne yapıyor? Toprak onu tefsir ediyor. İçini dışarıya çıkarıyor. Peygamberimizin hadisi de toprak gibi. Kur'an harfleri de çekirdek gibi. Çıkartıyor. Bunun isimleri geçiyor hadiste. Bu zatların sadakati Kur'an'da var. İsimlerini sirayet etmiş. İsimlerine sirayet etmiş ve harfin içini simgelemiş. Şifrelemiş. Buna şey deniliyor. Kayıf ilmi. Bir de şey, mesela ne diyorlar onun? Vefk. Vefk yapılıyor. Mesela ben size bir tane tablo var, sayılar. Yasin'in vefki var. Yasin. Vefk yapılmış. Sayı Yasin. Yani ne demek vefk? Kocaman ağaç, kocaman insan. Kocaman ağaç çekirdekte, kocaman insan bir
nütfede, hücrede. O zatların ruhanileri de isimlerinde şifrelemiş. Onu da ne maksatla yapılırsa o yedi şeyi, ama şu anda anlatmayacağım nasıl yapılıyor. Onu da sen o sistemle yaparsan, kime takarsan sana öylesine sadakat gösterir. Bunun uydurukçasıyla efsun, sihir, büyü, bizdeki adı cin. Peki onu takan mesela o yedi kefin ne maksatla yapmışsa, bunun adı kıtmir duvasıdır. Kıtmir demek köpek duvası. Köpek sıfatı gelişiyor. Hiçbir ulema İslam'da köpek duvası diye bir dua yoktur. Olmaz da zaten. Ya Rab beni köpek yap denilir mi? Ya Rab beni evli yap varken ya Rab beni köpek yap olur mu ya? İnsanlığından mı pişman ol? Nedir? Köpek duvası, kıtmir duvası, sahibini arkaya öylesiye sadakat, gösterdiği hedefe öylesiye saldırı. Doğru ve yanlış mı soru? Hiç yok, öyle bir şey yok. Köpeğin doğru ve yanlışı var mı? Bana saldırtıyor çoban. Yiyor lan şunu diyor. Ulan bu kocadır bilmem nedir ya, bu namaz kılıyor, bunu yemeyeyim diye yiyor beni yani. Çünkü köpek ya. Ama hakiki Nurcu'ya pek tesiri geçmiyormuş ki üstad demiş ben hain değilim demiş ya. Evet. Allah Allah. Şimdi burayı da geçeyim. 4 Ümmü Salife'nin vekayine, peki niye ona girdiğinde bunu anlatıyorsun? Ya gündelik hayatta ben bunu anlatmasam, bu içerisini doldurmasam bu nasıl anlaşılacak? Ben herhangi bir şey değil. Hem bu mevzu anlaşılsın, hem de gündelik hayata ışık tutsun, hem de size tehlikeyi gösteriyor. Hem Ümmü Salife'nin vekayine ve hadisat alemin ahvaline vakıf olanları hurafattan ve yalandan kurtarıp hakiki hadisat-ı maziyeyi ve nurlu olan vekaya alemi onlara ders verdi vardı. Şimdi mesela bir sürü tarih dünyanın yaratılışına ait teoriler var. Hangisi doğru? Adam diyor ki maymundan geldik diyor. Ha. Veya şu şöyle şöyle vardı. Yalan. İnsanlığın tarihi bilmem kaç milyondur. Yok ya 7000 sene. Yani bunlara da şey yapıyor, tahsis ediyor. İşte bu 4 tabaka Kur'an'a karşı kemal-i hayret ve hürmetle onun önünde diz çökerek şakirt oldular. Hiçbirisi hiçbir vakit bir tek süre ile muareze kalkışmadılar. Burada kesiyorum. Yani 3 ve 4'e hiç giremedik. Çünkü saatimiz doldu ama bir tanesi olmuştur. Haftan inşallah. İnşallah. Kaç ay önce geldin ben son memuriye? 2 Ramazan'dan önceydi abi. Çünkü Ramazan'dan önce. 2 aydan fazla oldu. Öyle mi? Sık sık gelmek lazım yani. İnşallah daha sık geliriz. Allah nasip ederse. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.